Hoş geldin. Halkımızın, vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için üsküplü kameralardan da sokak kameralarını izliyoruz. Birkaç gün önce bu polis ablalar bu kameradan sokak ve caddeleri izlerken böyle çok takdire şayan bir görüntüye vakıf olmuşlar, izlemişler. Bana da izlettiler. Çok güzel anlar yaşadık. Çok böyle duygusal anlar yaşadık. O görüntüleri izleyince yüreğimiz böyle kabardı. Yani biz de gelip öncelikle seni ve aileni tebrik etmek istedik. Görüntülerde böylesine milli ve manevi değerlere sahip, bunun bilincinde olan bir biz genç gördük, bir delikanlı gördük. Çevresindeki herkes hareket ederken, herkes bir şeylerle meşgul olurken, o gün o saatte okulda olmadığı halde bir okulun içerisinden okulan İstiklal Marşı'nı duyup hemen saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı'nın sonuna kadar ona hazır olduğu hareket etmeden dinleyen, ondan sonra İstiklal Marşı bittikten sonra da yoluna devam eden bir genç gördük. Sadece anlatıyorsun. Bugün yemeğimi almıştım, okula gidiyordum. Başım okulu İstiklal Marşı okuduğumda ben de hayat oldu bekledim. Ben de içimden okuyarak onlara yanı kadar bekledim. Aferin sana. Aferin sana. Tebrik ederiz seni. Peki. Onu görünce duygulanmamak elde değil. Yanımdan yöresinden geçen insanlar da vardı. Tabii bu işi çok dikkate almayanlar veya yeterince özümseme şu anda. Ama biz kardeşimizi görünce böyle gerçekten göğsümüz kabardı. Milli ve manevi değerlerinin bu kadar farkında, bu kadar özümsemiş ve hemen buna karşı bir şey geliştirmiş, davranış geliştirmiş kardeşimizi görünce Allah'a göğsümüz kabardı. Hemen gelip onu öpüp sarılıp öpmek istedik. Ailesini tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinçle, böyle bir terbiyeyle yetiştirilen bu evladımız işte bizim geleceğimizin emanet edeceğimiz o güzel gençlerden. Yani bizim için önemliydi böyle bu şeyler. Yani onu öğretmeni de öyle eğittiği için, biz de öyle eğittiğimiz için, öyle fark ettiği için o şey yapmış, orada dikkati çekmiş diye durmuş herhalde. Kendisi şehit torunu, benim babam da şehit, sivil şehit. Yani öğretmen zannetmişler, yolda tarama olduğu için orada şehit düşmüş. Tamam. Bir bilgisayar var, bir laptopumuz var, al bakalım. Güle güle, güzel günlerde kullan, inşallah. Çok teşekkür. Derslerinde başarılı olursun bunlarla. Olur mu? Yok, ha, başka bir okulun şeydi değil mi? İstiklal Marşı orada çalıyordu. Yok, sen kendi okuluna mı gidiyordun o esnada? Evet. Maşallah. Valla o yanından geçen bir sürü insan vardı. Bunlar herhalde senin kadar bu işe hassasiyetle özen göstermediler anlaşılan. Maşallah. Valla tebrik ediyoruz. Hem seni hem de aileni. Okuluna geldik. Hadi gel bakalım. Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gidim, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba hocam. Merhaba. Çok güzel bir olaya şahit olmuşlar. Gözlerimiz yaşardı. Yani böylesine milli ve manevi değerlere sahip oluyor. Böylesine hazretmiş. Böyle güzel böyle evladımızı görünce biz de hemen bir farkındalık yaratalım. Bugün bizler sizlerin adına bu emanetleri koruyup kolluyoruz. İnşallah gelecekte de sizler bu 29 Ekimlerimizi koruyup kollayıp bir sonraki nesillere hediye edeceksiniz. İstiklal marşımıza, bağımsızlığımıza inan ettiğimiz marşımıza olan saygısıyla bunu hissettirmiş. Biz bu vatanın sahibiyiz ve bu emanete layığız demiş. İnşallah bütün arkadaşlarımızın da böyle olduğunu düşünüyoruz. Öğretmenimize teşekkür ediyoruz, sizi böyle yetiştirmiş. Ailesine teşekkür ediyoruz, bu duyguları kendisine verebilmiş. İnşallah vatanımız emin ellerde, öyle düşünüyoruz. Cumhuriyetimizin de 101. yılı hepimize kutlu olsun. Koyarak anlıyoruz. Evet. Yiğidin nezdinde bu bayrak
hepinize emanetimiz. Yiğit'ten sonra isterseniz birlikte o da izleyelim. Tabii ki efendim. Yani.